Merhabalar. Bugün Ukrayna Savaşı'nda Rus Hava Kuvvetleri'nin durumunu analiz ediyoruz. Hava Kuvvetleri hava sahası içerisinde harbini devam ettiriyor. Dolayısıyla hava üstünlüğü veya hava sahasının tamamen kontrol altına alınması birinci öncelik olarak değerlendirilebilir. Şu zamana kadar Zelenski'nin birçok zaman bu yönde talepleri olduğunu, hava sahasında yeterli olamadığını, hava sahasının güçlendirilmesi için kendisine yeterli imkanların sağlanmadığını ve bu konuda destek istediğini çok defalar belirtti. Bu anlamda hem İngiltere hem ABD kendisine birçok destek sağlanacağını, bu desteklerin ivedilikle kendisine gönderileceğini de taahhüt ettiler. Ve birçok hava savunma sistemi de bölgeye nakledildi, kullanılmaya başlandı. Tam aksine baktığımızda Rusya tarafında ise hava üstünlüğünü hala sağlayamamanın vermiş olduğu bir gerginlik ile kara harekatlarında da başarısızlığın peşi sıra geldiğini görüyoruz. Bir diğer taraftan baktığımızda ise hava üstünlüğünü sağlayamayan Rusya'nın çok ilginç bir şekilde sivil yerleşim yerlerini de istisnasız vurmaya devam ettiğini görüyoruz. Birçok insani koridor açılmış olmasına, birçok insan, sivil insan bölgeden nakledilmiş olmasına rağmen halihazırda ne yazık ki sivil zayiatlar engellenemiyor. Rusya'nın sivil yerleşim yerlerini vurması arkasında birçok sebep konuşuldu. Sivil yerleşim yerlerini kasıtlı olarak vurduğu, yeterli imkanlara sahip olmadığı, mühimmatlarında sıkıntılar olduğu, iletişim sistemlerinde sıkıntılar olduğu, personelin isteksiz olduğu ve benzeri. Biz bu konuyu değerlendirirken öncelikle mevcut basına yansıyan Batı'nın değerlendirmelerine baktık. Karşımıza İngiliz istihbaratının yayınlamış olduğu günlük istihbarat analiziydi. Günlük istihbarat analizinde İngilizler şunu ifade ediyorlar. Bu yapılan faaliyetler esnasında tüm operasyona baktığımızda Rus Hava Kuvvetleri'nin Ukrayna hava sahasında halihazırda yeterli hava üstünlüğünü sağlayamadığını, bu hava üstünlüğünü sağlayamamasından dolayı da hava harekatlarında başarılı olamadığını söylüyorlar. Ve Ukrayna'nın halihazırda bu dengeyi kendi lehine tutabildiğini ifade ediyorlar. Bu konunun hedefle alakası nedir diye düşünürsek, hedefleme dediğimiz yani bir hedefin seçilmesi ve hedefin etki altına alınması faaliyetlerinin tamamını kapsayan olay iki ayrı alanda incelenebilir. Bir tanesi istihbarata bakan tarafıyla hedef istihbaratı yani hedefin seçilmesi, yönetimi ve onun güncelliğinin devam ettirilmesi faaliyetleri. Diğer tarafta ise bunun etki altına alınması faaliyetleri. Etki altına alınması faaliyetlerinin tamamı ise Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin kapasitesi, imkan kabiliyetleriyle direkt alakalı. Yani hava üstünlüğüyle alakalı. Bu her ikisinin kesişimi bize hedeflemeyi veriyor. Hedeflemenin Hava Kuvvetleri'ne bakan tarafı olduğu gibi aynı zamanda Deniz Kuvvetleri'ne veya Kara Kuvvetleri'ne bakan tarafları da mutlaka vardır. Yalnız bugünkü konumuz içerisinde biz sadece bu hedefleme bölümünün Hava Kuvvetleri'ne bakan tarafını inceleyeceğiz. Bu anlamda konunun uzmanına gittik ve Hava Pilot Kurmay Yarbay Aykut Coşkun'a bu soruyu yönelttik. Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne göre 10 kat daha büyük, yaklaşık 1300 savaş uçağı ile birlikte Ukrayna hava sahasında faaliyet gösteren Rus Hava Kuvvetleri bugüne kadar neden başarılı olamadı? Bugüne kadar neden hava üstünlüğünü sağlayamadı? Hedeflemeye bakıldığında bu hedefleme faaliyetlerindeki başarısızlıkların arkasında yatan gerçek sebep sizce neydi? Merhaba Engin. Sorunu yanıtlamadan önce şunu belirtmek istiyorum. Yaşanan harbin doğru değerlendirilebilmesi ancak edinilen bilgilerin doğruluğuna bağlı olarak değişecektir. Bir komuta harekat merkezi içerisinde doğruluğu teyit edilmiş bilgilerden ziyade çeşitli kaynaklardan istifade edilmiş olarak kanaatimi sizlerle paylaşacağımı öncelikle belirtmek istiyorum. Bu nedenle yanlış bilgiye dayalı olarak yanılma payı olmaması adına veya minimize etme adına çok net şekilde görünür olan ve hava harekatının temel prensipleriyle uyuşmayan yanlışları burada değerlendireceğim. Öncelikle her iki hava kuvvetlerini kısaca kıyaslayacak olursak Rusya Hava Kuvvetleri Ukrayna'ya göre uçak ve diğer teçhizat olarak sadece sayıca değil teknolojik yenilik anlamında da oldukça üstün ve modern silah sistemlerine sahip bir hava kuvvetleri. Ayrıca 2015 yılından itibaren Suriye'de aktif olarak hava devriyesi ve taarruz görevleri icra eden ve 2010 yılından itibaren uçaklarını modernize eden ve kendini yenileyen bir hava kuvvetleri. Ancak buna rağmen beklenenin aksine başarı elde etmekten uzak, en temel harekat planlama ve icra konularında yanlışlar yapan bir Rus hava kuvvetleri söz konusu. Öncelikle hava harbinin başarısı için düşünülmesi gereken bazı hususlar söz konusudur. Mesela birincisi harekatın
başarısı için uçak sayısından ziyade uçaklar ile ne kadar sorti üretebildiğin önemlidir. Yani karşındaki adama zarar verebilmek için kaç tane kolun olduğundan ziyade kaç adet yumruk atabildiğin, yumruk üretebildiğin önemlidir ve buna bağlı olarak kolunu ne kadar hızlı hareket ettirip ettiremediğin önemlidir ki buna harekatın temposu denir. İkincisi, bölgesel hava hakimiyeti veya en azından hava üstünlüğü harekatın ilk safhalarından itibaren elde edilmeye çalışılmalıdır ki bununla kastettiğim şudur. Hava sahasında hakimiyet oluşturarak karşı tarafın havadan tehdit oluşturmasını engellemek gerekir. Bunu sağlamak için de karşı tarafın hava savunma sistemlerini, pistlerini ve uçaklarını harekatın ilk aşamasından itibaren etkisiz hale getirmek gerekir. Buna uygun hareket edilmemesi hava harekatının başarısına o denli olumsuz netice verecektir ki 2. Dünya Savaşı'nda Alman Hava Kuvvetleri'nin durumu buna bir örnek teşkil etmektedir. Hakimiyet sağladıktan sonra havadan tehdit gelmesi söz konusu olamayacağı için kara harekatının da başarısı o nedenle yüksek olacaktır. Şimdi bu iki önemli hususta Rus Hava Kuvvetleri bugüne kadar neler yaptı buna değinecek olursak. Öncelikle şunu söyleyeyim. Rus Hava Kuvvetleri uçak sayısının çokluğuna rağmen harbin başlangıcından bu yana çok az sayıda sorti üreterek beklenenden çok daha az uçuş gerçekleştirmiştir. Bununla birlikte taarruz uçakları çok sayıda ve çeşitli kabiliyeti uçaklardan oluşan taarruz görevleri yerine az sayıda uçaktan oluşan ve nispeten etkisiz uçuşlar gerçekleştiriyor. Aynı zamanda harekata hiç katılmayan ve atıl duran uçak sayısı da azımsanacak miktarda değil. Ayrıca harbin başlangıcından bu yana Rus Hava Kuvvetleri tarafından hava hakimiyeti bir yana dursun, genel hava üstünlüğü dahi elde edilememiş durumdadır. Bu nedenle Ukrayna jetleri hava savunma görevleri icra edebiliyor. TB2 Bayraktar SİHA'ları keşif ve taarruz görevleri icra edebiliyor. Ve hatta Rus güçlerine de oldukça yüksek oranda zayiat verdiriyor. Bu harekat bize şunu çok net gösterdi. Çok üstün teçhizata sahip bir hava kuvvetleri olan Rus hava kuvvetlerinin hava üstünlüğünü elde edememesinin veya diğer bir ifadeyle başarılı bir harekat icra edememesinin sebebi imkan ve kabiliyetinin düşük ve yetersiz olması değil, eğitim ve komuta kontrolde yaşanan zafiyet ve askerin moralinin muhafazasını sağlamamasından kaynaklandığıdır. Bu savaş Rus Hava Kuvvetleri'nin silah sistemlerini doğru ve etkin bir şekilde planlayarak hedeflere yönlendiremediğini göstermektedir ve etkili bir harekat planlama sürecinin olmadığını ortaya çıkarmıştır. Yani etkin silah sistemleri bulunsa bile anlık istihbarat desteğiyle harbi kazandıracak planlama yeteneğinin olmadığını gördük Rus Hava Kuvvetleri'nde. Aslında sorunun cevabını özetleyecek olursam Rusya Hava Kuvvetleri'nin temel bazdaki hatalarının kaynağını yetişmiş personel eksikliği ve planlama yeteneğinin zayıflığı oluşturmaktadır. Yani çok güçlü silahlar mı yoksa yetişmiş personel mi hak kazandırır? Şüphesiz ki en güçlü silah iyi yetişmiş ve inanmış insan gücüdür. Yani harbi kazandıracak ya da kaybettirecek olan da neticede insan gücüdür. Bana ayrılan süre içerisinde sorunu bu şekilde özetlemiş olayım. Tekrar teşekkür ediyor. İyi yayınlar diliyorum. Sayın Komutanım biz teşekkür ederiz. Bugün Hava Pilot Kurmay Yarbay Aykut Coşkun'dan Rus Hava Kuvvetleri'nin Ukrayna hava sahası içerisinde yaşamış olduğu başarısızlıkların arkasında yatan sebepleri değerlendirmesini istedik. Ve bir sonraki videomuzda hedefleme faaliyetlerinin hava kuvvetlerine bakan tarafıyla değil bu sefer de hedef istihbaratı faaliyetleriyle nasıl bir anlam ifade ettiğini ve hedef istihbaratı faaliyetlerinde ortaya çıkabilecek zafiyetlerin hedefleme faaliyetlerini nasıl etkileyeceğini, harp sahasında buna yönelik nasıl emareler gördüğümüzü değerlendireceğiz.